Arkadaşlarım selamlar. Bu videomda sizlere yeni bir kampın başlangıç duyurusunu yapacağım ve yeni kampta kullanacağımız 40 soru serisi problemler video soru kitabının da tanıtımını yapacağım dilim döndüğünce. Evet gençler 40 soru serisinde biliyorsunuz ki daha öncesinde 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabını bitirmiştik. Bunun kampını yaptık arkadaşlarım. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabının içerisinde neler vardı bilmeyen arkadaşlarım için hemen bahsediyorum. Arkadaşlarım her sorudan 40'ar tane çok güzel soru var. Ve 40'ar tane soruyu aslına bakarsanız ne diye nitelendirmemiz gerekiyor? Konu denemeleri diyebiliriz. Ve bunun içerisinde biliyorsunuz ki problemler yoktu. Çünkü problemleri 40 tane soruyla sınırlandırmak, 40 tane soruyla sizi çek edebilecek bir konu değil. Bundan kaynaklı ben bu TYT Matematik video soru kitabının içerisine problemleri koymadım. Ne yaptım? 40 soru serisi problemler kampı yaptım ve bu iki kitap birbirinin tamamlayıcısı TYT adına. Şimdi biliyorsunuz ki TYT Matematik kamplarınızı yavaş yavaş bitirdiniz artık bitirmeyenler varsa sonlara doğru yaklaşmıştır. Ve sevgili arkadaşlarım, artık AYT kamplarına başlıyoruz. AYT Matematik kamplarından devam ediyoruz. AYT Matematiğe başlayan birçok arkadaşımız var. Ve AYT matematiği başladığınız zaman sanki TYT böyle askıda gibi kalıyor. TYT sanki unutulacakmış gibi kalıyor. İşte size unutmamak için inanılmaz güzel bir fırsat arkadaşlar. 40 soru serisi TYT matematik ve 40 soru serisi problemler video soru kitaplarından TYT matematiği geriye dönerek hem çek edebilirsiniz hem de sevgili arkadaşlarım tekrarını yapabilirsiniz. Peki bu 40 soru serisi neden bu kadar çok seviliyor ve neden bu kadar çok sevgili arkadaşlarım beğeniliyor öğrenci, öğrenciler tarafından? Hemen size bundan da bahsedeyim. Mantıklı olan neyse buna birlikte karar verelim. Arkadaşlarım biliyorsunuz ki bazen bu Türkçe için de geçerli. Fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, Türkçe her şey için geçerli arkadaşlar. Ki matematik ve geometri de en çok kullanılabilir alanı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en çok Böyle TYT matematikte sanki bazı konular unutuluyormuş gibi oluyor, sanki ne kadar çalışsan olmuyormuş gibi. Ee, bunun üzerine bir de AYT matematiği bindirince TYT matematik, sanki geride kalıyormuş gibi oluyor ve unutulan çok nokta varmış gibi hissediyorsunuz ve TYT matematik denemelerine girdiğiniz takdirde de bunun sonuçlarını, bunun stresini, bunun kaygısını yaşıyorsunuz zaten. Arkadaşlar, 40 soru serisinde her konudan 40 tane seni test edecek sorular var ama. Ciddi anlamda testten bahsediyorum ve bu testlerle yani konu denemeleri diyoruz ya işte aslına bakarsan o branş denemelerine girmeden bunları yapsan o denemelerde yüksek netler de çıkaracaksın. Konu denemelerinde kazanımları inanılmaz güzel böyle döktüre döktüre yazdığımız sorularla sevgili arkadaşlarım kendini bir güzel test ediyorsun. Bak kazanımlardan bahsettim burası çok önemli. Her soruda 2 tane kazanımla 3 tane kazanımla geçiştirmedik. En az 4-5 tane kazanım bindirdik içerisine ve tamamı ÖSYM'ye uygun senaryolarla yazılmış sorular bunlar. Evet gençler. Bir de bu 40 soru serisi problemler kitabından bahsedeyim ben size. 40 soru serisi problemler kitabında sevgili gençler bu kitabı yazarken ki zaten bunun ön sözünde de göreceksiniz ne demeye çalıştığımı. Hemen ben size kısaca özetleyeyim. Ön sözünde sevgili arkadaşlarım bahsettim. Sizlere güzel bir not bıraktım. Onu da mutlaka okuyun kitabı aldıktan sonra. Arkadaşlar ben bu kitabı yazarken 40 soru serisi problemler video soru kitabını yazarken Özellikle şuna dikkat ettim bakın. Her sorunun başında kendime şu cümleyi kurdum. Ben ÖSYM olsam ne yazardım? Ben ÖSYM olsam çocuklara ne sorardım? Ben ÖSYM olsam hangi kazanımı vurgulamak isterdim burada? Hangi çeldiricileri kullanırdım? Şıkların yerine kadar hangi şıkkı nereye koyardım? Bunların her birini düşündüm. Ve inanın bana bu kitap kadar soruyu da ıskartaya ayırdım. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu kitap aslında iki katı kalınlığında olabilirdi. Ama kitabın içerisine koymaya değmeyecek sorulardı bunlar. ÖSYM'ye uygun senaryoyla yaz, yazmadığım sorulardı. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım bunları ayırdım. Tabii ki daha sonraki kamplarda bu soruları çözebiliriz. O sorular da kötü değil yani. Sadece ÖSYM senaryolarına uygun değil. Ama ben hikayesine kadar, hikayesine kadar. Yani şöyle e, sorularında tiplerine bakacak olursanız. Tıpkı ÖSYM'de daha önceki yıllarda sorulmuş soruların 2012'den bu yana 2023'e kadar 11 yıl son 11 yılda sorulan problemler sorularının oran orantı sorularının denklem kurma denklem çözme sorularının tamamını inceledim sık dokudum ve sizin karşınıza tam ÖSYM ayarında bakın ÖSYM çizgisinin 1 milimetre dışına 1 milimetre içine kaymadım tamamını ÖSYM tarzında olsun diye çok fazla uğraştım. Gecemi gündüzüme kattım ve bu kitabı ortaya çıkardım. Artık size de hayırlı uğurlu olsun gençler. İnşallah sizlere faydası dokunur. Sorularında zaten tiplerinden anlayacağınız üzere tam anlamıyla ÖSYM tarzında sorular ve size inanılmaz derecede geliştirecek bir kitap. 40 soru serisine mantığını nasıl uyguladık? Hemen ondan da bahsedeyim. Arkadaşlarım her test birbirinden güzel ve birbirinden kalifiye 8 tane sorudan oluşuyor. Ve toplamda da 40 tane test var. Yani topu topu 320 tane soru var arkadaşlar. Ama bu 320 tane soruyu. Her soruyu çözdükten sonra sen diyeceksin ki. Her soruyu çözdükten sonra. Hatta her testi bitirdikten sonra. Hatta bu kitap illa eninde sonunda bitecek. Bu kitabı bitirirken. Hani ben dedim ya soruların başında ben ÖSYM olsam nasıl yazardım diye düşündüm diye. Sen de her soruyu çözdükten sonra bu soru sınavda mutlaka karşıma çıkabilir diye soruların başına işaret koyacaksın. Ve Kitap biterken göreceksin ki bütün sorulara işaret koyduğunu göreceksin. Bak açık ve net. Aşırı derecede iddialı söylüyorum. 40 tane sevgili arkadaşlarım içerisinde test var dedik. Ve bu 40 tane testin tamamı bak, abartısız söylüyorum. Tamamı ÖSYM formatına uygun ÖSYM senaryolarıyla yazılmış. O paragraflar, o metinler, o hikayeler tamamı ÖSYM formatında yazılmış sorulardan oluşuyor. Evet gençler. Asıl önemli olan tabi yapabilirseniz eğer çok iyi. Eğer ki 40 soru serisi TYT Matematik kitabını alması, almadıysanız yani bu kitabı sevgili arkadaşlarım edinmediyseniz bu kitabı alın ki zaten ikisi beraber şu an satışta indirimli fiyatıyla satılıyor. İkisini birlikte aldığınız zaman indirimli fiyattan almış oluyorsunuz. Bu kitabı alın yanına da sevgili arkadaşlarım bunu ekleyin ki TYT Matematiği artık son noktayı beraber bir güzel koyalım. Şu an AYT çalışmaya başlayan arkadaşlarım var ve bu AYT'yi çalışırken de illa ki TYT unutulacak. Eskiden de bu böyle oluyordu gençler. Yani YGS, LYS zamanında da bu böyle oluyordu. YGS zamanında biliyorsunuz YGS önceden Mart'ta yapılıyordu. Araya Nisan, Mayıs gidiyordu. Haziran'ın ikinci haftası, üçüncü haftası da LYS yapılıyordu. Ve... LYS sınavında çıkan o YGS soruları yani mat bir soruları hep unutuluyordu. Çünkü herkes AYT'ye yani LYS'ye odaklanıyordu ve bu şekilde de MAT1'in üstü bir güzel örtülüyordu kafanızın içerisinde. Gençler aman sakın ha bunu yapmayın. Şimdi AYT'ye çalışmaya başladınız 12. sınıflar özellikle logaritma görüyor, diziler görüyor, trigonometriye başlayacaklar. Daha sonrasında limit türevi integral görecekler ve TYT çalışmak sanki askıda kalacak. Özellikle de yazın eğer TYT'yi halletmediysen mutlaka ama mutlaka TYT'yi unutacaksın bu 2 2 4. E unutmamak adına da sizin için bulunmaz nimet arkadaşlarım şu kitaplar. Unutmamak adına sizin için bu kitaplar inanılmaz büyük nimet. Bakın son kez söylüyorum. İkisini beraber alın birlikte halledelim. Bu kitabın şu kitabın zaten kampını ben size yaptım. Videolarının tamamı yüklendi. Çözümlerin tamamı hala hazırda var. Yanına bu kitabı da alın. Beraber bu kampa başlayalım. Şimdi... Sevgili arkadaşlar problemlerin öneminden bahsetmemize gerek yok. Çünkü TYT matematikte biliyorsunuz 30 tane soru çıkıyor. Ve bu TYT matematiğin neredeyse yarısı problemler. Şimdi ben size burada bir analiz de yaptım aslına bakarsanız. 2012'den bu yana 2023'e kadar biliyorsunuz dedim ya. 2012'den aldım. 2023'e kadar tüm problemler sorularını çözdüm. Ve bu soru mantıklarına uygun, bu senaryolara uygun, bu metinlere uygun. Bakın cümleleri bile sevgili arkadaşlarım net bir şekilde çok güzel seçmeye çalıştım ve 2012'den 2023'e kadar inceledim, sık dokudum, size bu kitabı bu şekilde yazdım. Peki bu kitabın önemi artı problemlerin önemi neden bu kadar büyük? Size şimdi bundan bahsedeceğim. Bakın algılarımızı açın ve iyi dinleyin. 2012 senesinde. Denklem çözme, oran orantı ve problemler. Bu üç konu başlığından ki biz bunların tamamına genel olarak problemler diyoruz. 2012'de 12 tane soru. Bakın 30 tane matematik sorusundan 12'si. 2013'te 15 tane soru. Yani tam anlamıyla TYT matematiğin yarısı problemlerdi. 2014'te 12, 2015'te 12, 2016'da yine 15 tane, 2017'de 12 tane. 2018'den itibaren biliyorsunuz YKS dönemine geçildi. Yani LYS ve YGS dönemi bitti. YKS'ye TYT ve AYT dönemine girildi. 2018'de 13 tane, 2019'da yine 13 tane. Bakın 2020'ye dikkat. 14. 2021 14. 2022 14 ve son olarak bu 2,5 ay önceki sınavda yani 2023'te, 2023 YKS'de TYT'de 12 tane problem sorusu çıktı. Bunların tamamının 2012'den 2023'e kadar ortalamasını aldığımız takdirde 13.1 soru, sadece YKS'nin ortalamasını aldığımız takdirde 13.3 soru yapıyor. Yani bu da demek oluyor ki yaklaşık olarak ortalama 13 tane soruyu kesinlikle göreceksin problemlerde. E şimdi bunun mantığını şöyle kuralım. Biliyorsunuz ki Türkçe sınavında Türkçe hocalarımız sizin için neler diyor? Türkçe hocası diyor ki size hatta rehberlik hocalarımızda paragrafı bir rutin haline getirmemiz gerekiyor. Sizler sınavın son gününe kadar gerekirse paragrafı soru çözün. Paragraf sorularını çözmeyi bir rutin haline getirmeniz gerekiyor. Her gün paragraf çözmeniz gerekiyor. İşte ben de matematik hocanız olarak diyorum ki, bunu çoğu matematikçi de söyler. Ben de matematik hocanız olarak diyorum ki, arkadaşlar, Türkçe'nin paragrafı neyse, matematiğin de problemleri odur. Dolayısıyla her gün problem çözme alışkanlığınız olmalı. Ben size şöyle bir iddiada bulunmuyorum gençler. Bu kitabı eğer alıp çözerseniz artık TYT problemlerde hiçbir sıkıntınız kalmaz. Sınava bu kitabı çözerek girebilirsiniz demiyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Sadece diyorum ki bu kitap problemlere son noktayı koydurur mu hocam? Koydurur evet. Ama sadece bu problemlerle olmaz. Zaten sınava kadar her gün problem çözme alışkanlığın olmalı. En az 12 tane, 13 tane, 15 tane. 20 tane ağır gelebilir ama en az 12, 13, 14, 15 tane. Problem çözme alışkanlığınız olmalı. Ve bu alışkanlığı kazandığınız takdirde emin olun sırtınız yere gelmeyecektir. Sadece ben diyorum ki şu kitabı çözmeden sınava lütfen girme be güzel kardeşim girme. Tamam o kadar iddialı, o kadar güzel yazdım ki, o kadar nizamı oldu ki bu kitap. Keşke ben öğrenciyken benim zamanımda olsaydı be şöyle kitaplar. Evet gençler 40 soru serisi. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Gençler 40 soru serisinde her konudan 40 tane check-up sorusu çözüyoruz. Aslına bakarsanız bunlar birer branş denemesi gibi seni konu konu denemelere sokuyor. Ve 40 soru serisi problemler neden bu TYT kitabının içerisinde yok? Çünkü 40 tane soruda problemleri halledemeyiz. Peki hocam TYT eyvallah. Problemler eyvallah. Bunun ayetesi. Gençler biliyorsunuz ki yaklaşık 3 sene önce 40 soru serisi diye bir seri başlattım. Ve bu seri sadece AYT konularından oluşuyordu. Ve biraz böyle amatörce hazırladığım PDF'lerden oluşuyordu. Çeşitli yayınlardan seçtiğim sorulardan oluşuyordu. Artık profesyonel bir hale getirdik ve soruları da profesyonelce yazıyoruz arkadaşlar. Ve tamamı da kendi yazdığımız sorulardan oluşuyor. Bundan kaynaklı sizi, sizin ne ihtiyacınız varsa bu ihtiyacı ödedik sorular hazırlıyorum artık. Yani öyle çeşitli yayınlardan şu soruyu beğendim bu soruyu da beğendim diye hazırlamıyorum tamamı sınavda karşınıza ne çıkacaksa o sorulardan oluşan kitaplar hazırlıyorum. Bu yüzden bunun değeri çok yüksek. Bu bir. İkincisi hocam 40 soru serisi AYT matematik gelecek mi? Tabii ki de gelecek. Ki şu an yazıyorum. 4 tane bölümü bitti. 5 tane bölümü kaldı arkadaşlarım. Şu an yazılıyor. Yavaş yavaş dizgisi de yapılıyor. Bunun çaprazı var. Tahsiyi var. Redaksiyonu var. Baskısı var. Yaklaşık olarak Kasım ayının sonu veya Aralık ayının başında bu kitabı da inşallah göreceğiz. Satışa sunulacak. İnşallah sizler, sizler de arkadaşlarım faydası olur. Peki hocam başka serisi olacak mı bu 40 soru serisinin? Keşke geometriden de olsa, keşke Kerar Hoca da böyle bir şey yapsa diye dediğiniz diğer gibiyim ki daha öncesinde çok sordunuz. Gençler 40 soru serisi geometriyi de yazmaya başladım ve onun da daha onun çok daha başı ama yazmaya başladım. Ve sevgili arkadaşlar 40 soru serisi geometride gelecek. Yani bu seri 4 tane güzel kitaptan olacak. Bakarsınız tüm bunları yaptıktan sonra 40 soru serisinin bir de güzel böyle kalifiye sorulardan oluşan zor bir denemesini de hazırlarız. Bakalım bu seriyle beraber o denemelerde, yani bu seriler bittikten sonra bakalım denemeler ne olacak? Denemelerin içinden geçecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Ki ben sonuna kadar geçeceğinize inanıyorum. Yani bütün denemeleri parçalayacaksınız. Buna adım kadar eminim. Çünkü şu kitapların temel mantığını oturtup da benim söylediğim mantıkla çözerseniz, benim söylediğim mantıkla ilerlerseniz, ki benim söylediğim mantığı tekrardan açıyorum. TYT matematik konularını bitirmişsindir. Bazı konularda sıkıntı yaşıyorsundur. O sıkıntı yaşadığın konuları hangi kazanımlarda eksikliğini hissediyorsan işte bunu 40 soru serisi sayesinde anlarsın. Bu yüzden zaten bu 40 soru serisi bu kadar çok beğeniliyor öğrenciler tarafından ve bu yüzden bu kadar sevgili arkadaşlarım peşine düşürüyor. Lütfen sevgili arkadaşlarım aman sakın kaçırmayın. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu TYT Matematiğe noktayı koyabilmek adına şu iki kitabı lütfen sevgili arkadaşlarım birbiriyle tamamlayın ve ikisinin de kampını lütfen en kısa sürede bitirin gençler. AYT Matematik yolda olduğunu söyledim ve sevgili arkadaşlarım yine 40 soru serisi geometride yolda sizlerle buluşmak için can atıyor ki ben de öyle hissediyorum. Evet gençler 40 soru serisi problemler kampına ne zaman başlayacağız? Hemen ondan da ufacık bahsedeyim. Biliyorsunuz topluluk kısmında bir gönderi paylaşmıştım. Ve topluluk kısmındaki gönderi de dedim ki arkadaşlarım buna 4 Kasım'da başlıyoruz. Şimdi... Bazı arkadaşlar var hocam ben siparişi verdim bana instagramdan DM'den atanlar var e, mailden gerçi birkaç tane mail geldi ama daha çok instagramdaki instagram DM'den bana ulaşan arkadaşlarım var diyorlar ki hocam ben kitabı siparişini verdim fakat taşla bölgesinde oturuyorum biraz uzakta oturuyorum o yüzden kargonun gelmesi biraz uzuyor ben hocam kitabın siparişini ancak işte hafta sonu değil de pazartesi günü verebilirim. Şu gün verebilirim, bugün verebilirim. Kampı biraz geç başlatsak olmaz mı? Tamamen sizle ilerlemek istiyorum diyen arkadaşlarım var. Ki biraz da böyle e, kitabın sevgili arkadaşlarım insanların ellerine yani sizlerin ellerine ulaşmasını beklemek beklemek zorundayım. Dolayısıyla bu 4 Kasım olan tarihi sevgili arkadaşlarım hemen size şuradan e, şeyden de bakmak istiyorum. Takvimden de bakmak istiyorum tarihi söylüyorum. 4 Kasım cumartesi günü başlayacağız demiştik arkadaşlarım. Biz bu kitabın çözümlerine 7 Kasım salı günü başlayacağız arkadaşlar. 7 Kasım salı günü kitabın çözüm kampları başlıyor sevgili gençler. Aklınıza bulunsun. Şimdiden söylüyorum. 7 Kasım salı günü Problemler kampına başlıyoruz İlk video ile başlıyoruz artık o zamana kadar da kitaplarımız ulaşır diye tahmin ediyorum çünkü artık bugün ayın biri ve önümüzde 6 gün var 6 gün içerisinde zaten kitaplar e, sizlere ulaşır. Kare Akademi biliyorsunuz kargo kurusunda hızlı ama dediğim gibi taşraya bazen sadece işte ptt kargo falan gönderiyor bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım gecikmeler yaşanabiliyor herkesin kitapları eline geçsin. Herkes hazır olduğunda sevgili gençler kampımıza başlayacağımızı tekrardan dile getiriyorum. Ve artık videonun da sonuna gelelim sevgili gençler. Tanıtım videomuz bu şekildeydi. Kitabı en yakın zamanda edinin ve benle beraber bu kampa başlayın arkadaşlar. Eğer ki gücünüz varsa, eğer ki sabrınız, vaktiniz varsa lütfen sizden rica ediyorum vakit ayının zaman bulun mutlaka bu iki kitabı birlikte götürelim arkadaşlar. Bu iki kitap birbirinin net bir şekilde tamamlayıcısı. Bu iki kitabı bitirirsen eğer TYT matematikte hiçbir sorunun kalmaz. Bütün denemeleri, TYT denemelerinden bahsediyorum. Matematik adına parçalar içinden geçersin Allah'ın izniyle. Evet, gençler. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.